Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız efendim? Ben çok iyiyim. Umarım sizler de iyisinizdir. Yine bugün rengarenk büyük beden bir hırka ile geldim. Elimde kalmış olan bir sürü yumaklarım vardı, böyle küçük küçük tekleme kalmış. Değerlendirmek istedim. Yine çok basit, çok kolay bir hırka ördüm. Anlatımını yapmayacağım, yani örmesini göstermeyeceğim çünkü çok kolay. Anlatımımla gayet rahat bir şekilde örebilirsiniz sizler de. Kullandığım iplik Alize Maxi ve ona eşdeğer elinde olan birkaç yumak vardı. Hepsini bir araya karıştırdım. Böyle rengarenk bir hırka çıktı ortaya. 8 numara şişle ördüm. Çok kolay, düşük kollu, ön lastiği sonradan ördüm, diktim. Gördüğünüz gibi 6-7 renk var içinde, etek ucundan. Bu şekilde hemen bir 5 sıra lastik ördüm, bir sıra turuncu, üstüne siyah gittim. Ondan sonra gelişi güzel hangi rengi örmek istediyse canım, o şekilde. Gördüğünüz gibi hatta bazı yerlerde yarıda bitmiş iplik. Hemen diğerini bağlayıp devam etmişim. Yani sıra başında kalsın, ortada kalmasın, renk geçişi falan yok. Böyle ördüğüm halde çok güzel oldu. Kim gördüyse bayıldı renklerine. Ana rengimi mor kullandım lastiklerde, kol ağızlarında. O biraz daha fazla olduğu için ana renk olarak onu kullanmak istedim. Şimdi şöyle size hemen ölçülerini vereyim. Arkayı 112 ilmek başladım. Dediğim gibi Alize Süperlana Maxi. Kalın bir iplik biliyorsunuz. 8 numara şişle böyle yumuşacık. Şöyle göstereyim. Pirinç örgü. 2 sırada bir değiştirmeli pirinç örgü yaptım. O yüzden renk geçişleri böyle değişik bir modelmiş gibi duruyor aslında. Hoş durdu. 112 ilmek başladım ve etek ucundan şöyle etek ucundan kol altına kadar 60 santim ördüm. Şu koltuk altından omuz hizasına kadar 22 santim daha ördüm. Düşük kol, kesme falan hiçbir şey yok. Omuzları tek seferde kestim. Her bir kol lastiğe kadar omuz ilmek sayısı, santim sayısı 22 santim yine. Şöyle ben not aldım hatta sizi unutmamak için, lastik hariç 22 santim. Arka ense oyuntu kısmı da 22 santim. Diğer omuz da aynı şekilde. 112 ilmeği 22'şer santim olarak böldüm. Yani ilmeklerinizi 3 eşit parçaya santim olarak bölebilirsiniz. Ya da ilmekleri bölebilirsiniz. Ben santim olarak ölçtüm sizin için. 22, ense oyuntusu 22, diğer omuz 22 santim. Dediğim gibi düşük kollu ilmek topladım. Kolların 22 santimlik mesafede ilmekleri 44 ilmek olarak topladım. Gövdeden çıkarttım. 22'sini bu tarafta, 22'si arkada olacak şekilde 44 ilmeği 40 santim kadar ördüm. Lastikle birlikte 9 sıra lastik örüp ağız kısmını kestim ve koltuk altından diktim. Önleri de 25 ilmek başladım lastik hariç. Şöyle göstereyim. Şu şekilde lastik hariç 25 ilmek başladım. Aynı şekilde 60 santim ördüm arkaya uyumlu olması için. Sonradan 10 ilmekten de ölçtüm. Bir etek ucundan diğer etek ucuna kadar ölçe ördüm. Sonradan lastiği de diktim. Çok tatlı bir mor bu arada. Bayılıyorum bu mor rengine de. 10 ilmek lastikler 185 santim falandı. Şu ön pat lastiğinin boyu yaklaşık olarak. Yani ön omuzlar da 22 santim,
arkaya uysun diye. Ve iki kola da dediğim gibi işte 20, toplamda 44 ilmek çıkarttım. Yani ikiye böldüm kolu şöyle. Gövdeden 22 ilmek bir taraf için, 22 ilmek bir taraf için çıkarttım. Açık olarak şöyle ördüm komple. Sonra altını diktim ve düşük kolumuzda bu şekilde yapmış olduk. Dikiş yapmamak için ilmek çıkartarak ördüm. Dediğim gibi şöyle pirinç örgü. İki sırada bir. Gidiyorum, geliyorum. Ondan sonra bir düz bir ters örüyorsunuz. Bir sonraki sırada düzün üstüne ters, tersin üstüne düz. İki sırada bir değiştirerek pirinç örgüsü örüyoruz. Şu şekilde içten de dıştan da renk geçişleri olduğu için böyle değişik bir modelmiş gibi duruyor. Aslında pirinç örgüsü çok hoş oldu. Bu da gayet rahat. 42'den 48 bedene kadar, hatta 50 bedene bile alır çünkü genişliyor. Yıkanınca da biraz salar kendini. Yani 42 beden ile 50 beden arası gayet rahat olur. İlmek nasıl hesaplıyoruz? Gizli dikiş nasıl yapıyoruz? Bunlar kanalımda videoları mevcut. Oradan izleyerek yapabilirsiniz. Arkayı ve önü başlarken morla değil turuncu ve siyahla başladım. Mor rengim hem örgünün kendi içinde hem patla kol ağzı lastiği için tam denk geldi. O yüzden ana gövdede siyah ve turuncuyla lastiklerini örmüş oldum. Renk kombinasyonunu tamamen kafama göre yaptım. Yani illa bir sıralama yok. İpliklerin çokluğuna azlığına göre değerlendirdim. Kimisini kalın örmüşüm gördüğünüz gibi. Kimisini bir sıra atıverdim. Az olanları bir sıra kullandım. Bazı yerde 2-3 sıra kullandım. Bu şekilde bütün ipliklerimi değerlendirmiş oldum. Ve çok da tatlı bir hırka oldu. Ben çok severek ördüm. Umarım siz de beğenerek yaparsınız. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.